90 Artı'dan mutlu akşamlar. Gündemimiz her zaman olduğu gibi Bursa Spor. Konuklarım Cemal Ekentok ve Mehmet Tan'la Bursa Spor'da yaşanan gelişmeleri, milli takımı ve gelecek hafta oynanacak olan Adana Spor maçını değerlendireceğiz. Ama programa başlamadan önce üzücü bir haberle devam edelim. Bursa medyasının başı sağ olsun. Yıllarca bizim kahrımızı çeken Kadir abimiz, Kadir Eskicioğlu abimizin vefatını öğrendik. Bu salgın hastalık yüzünden vefat ettiğini öğrendik. Hepimiz çok üzüldük. Sayın Ekentok, Sayın Tan, hepinizin anıları vardır Kadir abimizle. Bizim de kahrımızı çok çekmiştir kendisi bu anlamda. Siz daha çok çalıştınız benden onunla. Gerçekten Bursa medyasının başı sağ olsun. Çok değerli bir insanı. Bu salgın hastalığa yenik düşmüş oldu. Ve hepimizi çok üzdü Kadir abi. Bunu belirtelim öncelikle. Sizin de tabii bu konuda birkaç cümleniz veyahut da bir anınız, hikayeniz Kadir abiyle alakalı vardır. Olmaz mı? Aşağı yukarı ben Kadir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde personeliydi. Biz maçlara gidip gelirken sürekli onun çalıştığı atölyesinin önünden giderdik. Hep bize çaylar ısmarlardı, güleşti. Türkiye Spor Yazarları Derneği ikinci başkanlık görevini yaparken İhsan Sertborut abimizle birlikte bizim derneğimizin bütün sorunları çözen, her türlü gazetecilerle sıcak ilişki içerisinde olan bir arkadaşımızdı. Hakikaten ben de bu Tofaş maçında evet. TSD Başkanımız Mehmet Ali Ekmekçi durumunun kötü olduğunu söyleyince çok üzülmüştük. Ertesi günde Mehmet Ali vefat duyurusunu yapınca gerçekten çok üzüldüm. Onunla o kadar çok anımız var ki en son mesela geçtiğimiz sezon benim arabayla birlikte Kadir, evet, İkbal ve Mustafa Düşmez, o da bizim türbünde, basın türbünde görev yapan arkadaşımızdı. Hep beraber Balıkesir'e gidip gelmiştik. Güzel bir galibiyet de almıştık. Ben çok üzüldüm. Eskicioğlu ailesine, sabır sevenlerine de başsağlığı diliyorum. Çok üzüldük. Bu hastalık, çok dikkat etmek lazım. Yani umursamayan bir sürü arkadaşlarımızın bugünlerde hastanelerin yoğun bakımlarında tedavi gördüğünü duymak, okumak gerçekten beni de çok üzüyor. Lütfen bütün herkes bu Covid'de çok dikkatli olsun. Kalabalık yerlerde bulunmama özen göstersin. Özellikle bizim yaştaki kronik rahatsızlığı olan arkadaşların daha da duyarlı olmalarını arzuluyorum ben. Evet. Sayın Tan, siz de bir dönem beraber çalıştınız. Ben de tabii Kadir abiyle, Kadir Eskicioğlu spor camiasından. Kadir Cemal Kadir olmasa evet. Da ama sıcak, güler yüzlü, çok babacan, temiz, güven veren bir insandı. Emeğini esirgemeyen bir arkadaşımızdı. Onun için gerçekten sürpriz oldu. Daha gençti bence. Ama bu tip olaylar, bu tip örnekler de herkese ders olmalı. Yani Covid'den kaybetmiş olması hakikaten üzücü. Zamanla bir gidiş değil. Ama onu insanlar özellikle camia spor güzelliğiyle hatırlayacaktır. Evet. Ben de ailesine başsağlığı diliyorum, sabır diliyorum. Evet, ben de Kadir abiyi çok sevenlerden biriydim. Evet. Genelde izleyicilerimiz de görmüştür. Bizim maçlarda sürekli taktığımız akreditasyon kartlarımız oluyor. Evet. Ben onu bir iş yerinde unutuyorum, bir arabada unutuyorum. Eyvah Kadir abi diyorum, gene akredite kartımı unuttum. Ne yapacağız? Sokmayacağım Volkan seni diyordu maça. Sonra dayanamıyordu. Hadi diyordu, işte birinci dakika başlasın, ondan sonra ben seni başkasının kartıyla sokacağım. Ama kimseye söyleme falan derdi. Yani böyle babacan bir insandı Kadir abi. Kimseyi evet. De kıramazdı. Evet. Bir kez daha başımız sağ olsun. Ailesine de sabırlar dileyelim. Geçelim Bursa Spor'a. Sayın Ekentok, Bursa Spor bu milli arayı hem sakatlıklardan kurtulma anlamında hem de hazırlanma anlamında iyi geçirdiğini düşünüyoruz. Sizin de gözlemleriniz o yönde. Program öncesinde konuşmuştuk zaten sizinle. Bursa Spor'da son gelişmeler nelerdir? Sanırım bir özelle ilgili bir net olmayan bir pozisyon yarın, var. Onların detaylarını sizden alalım. Aşağı yukarı Bursa Spor iznin ardından son maçtan sonra izin verildi biliyorsun. Çarşamba günü takım toplandı, çalışmalara başladı. İlk başlarda
kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapıldı. Fizik kaliteyi arttırabilmek için. Sonrasında işte sabah ve akşam olmak üzere saha içi çalışmalar yapıldı. Emirhan'ın takıma katılması gerçekten sevindirici oldu. Çalışmalarda o da katılıyor. Kaptan Özer Hurmacı'nın son durumu nedir ne değildir? Sanıyorum yarın doktorların vereceği bilgiler sonrasında bir netlik kazanacak. Bir de işte yarın Ümit Milli Takım'daki Ali Akman ve Burak Kapacak'ın yarın Samsun'da Kosova ile milli maç var. Oradan onlar da döndüklerinde takım sanıyorum çarşamba günü tam takım olarak devam edecek. Yarın saat 16'da antrenman var. Bunun 20 dakikası bizlere medyaya açık. Sosyal mesafe maske şartı var çünkü. Çünkü takımın, çok riskli bir durum. Tabii. Tüm yani, takımlarda sıkıntı oluyor. Evet, bütün Türkiye'de bütün kulüplerde bu oyuna işte televizyonlarda, haberlerde kırmızı alt yazılarla şu kadar var, şu kadar yok. Bir de az önce işte evet, program bakarken Ertuğrul hocamın da, Ertuğrul Sağlam'ın da COVID olduğunu öğrendik. Geçmiş yani gerçekten çok üzüldüm. Yapacak bir şey yok. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bursaspor işte Mustafa Hoca sanıyorum yarın antrenman başlattıktan sonra belki de bir açıklama yapar. Çünkü uzun süredir açıklama yapmadığı için o da bir toplantı yapabilir. Yani takım iyi çalışıyor. Genciz, genç çocuklar. İnşallah tecrübeli abileri de onlara ayak uydurursa onların verdikleri mücadele birazcık katkı koyarlarsa biz bu sıkıntılı günler demeyeceğim. Yani COVID-19 nedeniyle sıkıntılı günlerden rahat bir şekilde çıkarız. İnşallah öyle de gerçekleşir. Kesinlikle size katılıyorum. İşte bir tek hani Ümit Milli'den dönecek olan Ali Akman ve Burak Kapacak da işte maç sonunda sakatlık olmasın. Yani bizi yalnız bırakmasınlar. Elbette hani futbolun içinde olan durumlar ama hani o tip durumları yaşamak istemiyoruz. Mesela Ali Akman'ı Avusturya maçında izledim. Evet, onu da değerlendirdim biraz. Gerçekten Ali Akman bana göre bizim alıştığımız düzenin çok farklı dışında. Bir dışında kanat oyuncusu olarak oynamaya çalıştı. Hatta sol kanatta görev yaparken sürekli sol beki oynayan Kadir diye yanılmıyorsam ona yardım etmek için sürekli geriye de geldi ama güzel bir 3-2'lik de olsa son dakikaları heyecan içinde geçti zaten evet, maçın. Ya ama Avusturya grubun iddialı takımlarından zaten bir tanesi. Zaten milli takım için şu an bu ligin bitmesi isteniyor. Çünkü çok kötü durumdayız orada. Evet, yani evet, çok basit yani, takımlara yenildik bu anlamda. Ama onların bir avantajları var. Volkan. Buyurun. Üst tarafta oynayan yenildiğimiz bütün takımların Ümit Milli oyuncularının hepsi ülkelerinin Süper Lig takımlarının hepsinde forma giyiyor. Bizde öyle değil. Maalesef bravo, bizde U21 yani Ümit Milli takımımızda çok güzel bir yere değindiniz. Bu konuda sayıda söz veririz. Forma giyen oyuncu Ali Akman dışında bir de Beşiktaş'ta Güven var ki onu da oynatmıyorlar. Beşiktaş'ta da forma giyemiyor. Uğurcan Çakır kalede. Bir Uğurcan vardı. Evet. Yani bir bakıyorsun sürekli forma giyen bir Bursasporlu oyuncular var. Onların haricinde Ravil Altınordu'dayken sürekli oynuyordu. İstanbul Medipol Başakşehir'e gittikten sonra forma yüzü de göremedi. Medipol Başakşehir şunu yapmalıydı mesela Ravil için. Transfer ettin altın orada bu sezonu bitirsin bu çocuk. Çünkü hani şimdi aldın yedekte bekliyor. Maalesef. Ve körelme demeyeyim ama hani bu tip durumlar gerçekten bence, Ümit Milli Takım oyuncularını çok etkiliyor. Çok doğru bir yere parmak bastınız. Türkiye'de en büyük yanlışlık bana göre bu zaten. Aslında hiçbir kulüp aslında Bursaspor'un da belki bugünkü
transfer tahtası kapalı olmamış olsaydı belki biz de bu kadar çok gençleşmiş, oynatmayacaktık, emin olun. Gençlerimizi bu kadar fazla oynatmamış olacaktık. En azından belki hani yönetim daha bir farklı transferler de yapabilirdi. Ancak benim tek umudum şu transfer tahtası açılmış olsa bile Mustafa Er hocamızın basın toplantılarında özce de söyledi. Yani bize en fazla 3 tane 4 tane oyuncu lazım. Bu gençlere abilik edecek. Doğru onlara, abilik ama şimdi abilerimiz tabii, de doğru, var. Doğru. Yani kadromuzda abilerimiz de var. Ama o oynayan abimiz bir tane. İnşallah diğer abiler de Burak altı uyduracak. Parmaktan bahsediyorsunuz. Evet, evet. İnşallah diğerleri de uyduracak. Recep de ayak uydurduğu Recep, an Özer'in evet. dönmesi, Emirhan zaten döndü takımına. Ben Emirhan'ı da abi olarak görüyorum Sayın Ekentok. Yani katılır mısınız bir görüşme yukarı, bilmiyorum ama. Ya bütün liglerde oynadı. Evet. Yani aşağı yukarı yani Bursaspor'da bu sezon forma giyiyor ama diğer sezonlarda İnegöl Spor, Bandırma Spor bir sürü alt liglerde forma giymişti. 23 yaşında artık abi ol yani evet. Evet yani o da bir yani zaten bizde 3 grup futbolcu var. Abiler yani liglerde oynamış olan abiler, geçtiğimiz sezonki kadrodaki genç abiler, bir de çok Vakıfköy Orhan Özselek Akademisi'nden gelen 10 yaşları 16 ile 18 arasında değişen gençlerimiz var. Evet. Yani biz 3 ayrı grupla Bursaspor çalışıyor. Bana göre başarılılar, iyi futbol oynuyorlar. Abiler ayak uydurursa ben inanıyorum ki ligin orta sırasında yer tutup 2-3 maç kazandığında hep beraber burada playoff'a şansımızı zorlarız diye mutlaka konuşacağız bunları da. İşte ben ona inanıyorum. Kesinlikle size katılıyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi işte bu tırnak içindeki abiler dediğimiz futbolcuların bu gençlerin performansına yetişmesi gerekiyor. Katkı koymaları. Katkı koyması gerekiyor. Yani yetişmesinler. Bravo. Ama katkı koysunlar. Oyun içerisinde katkı koyarlarsa çok daha güzel olur. Evet. Sayın Tan, sizinle devam edelim. Bursa Spor'da tabii bu milli maç arasını yapmış olduğu antrenmanlarla işte taktiksel olsun, kondisyonel olsun yapmış olduğu çalışmalarla değerlendirdi. Mesela bundan yaklaşık bir 4-5 hafta önce şunu konuşuyorduk. Bursa Spor İşte 60'tan sonra oyundan düşüyor. Rakip takımlar geliyor. 2-0 önde olsa bile bizi 3-2 yenebiliyor. Veyahut da 3-0 önde olduğun maçı bile 3-3 bitirebiliyorsun şeklindeki. Yorumlarımız artık haftalarda geçtikçe biraz çürüdü gibi. Çünkü Bursaspor bu anlamda ritim buldu diyebilir miyiz? Tabii yani gençler biraz da gençliğin verdiği enerji nedeniyle tabii evet. ki onu yavaş yavaş ağırlıklı bir genç kadrosu olduğu için de yavaş yavaş bunları görmeyeceğiz diye düşünüyorum. Ama işte bahsettiniz, şeyin politikası, Türkiye'de oynanan futbolun politikasını federasyon belirler. Federasyon milli takımlarında politikasını belirler. Milli takımlarda yaş, ümit milliler, yaş bellidir. Ama yine söylediğiniz gibi bu yaş Türkiye'de bu çocuklar oynamıyor. Bu çocuklar daha alt liglerde, işte PAF'larda, şurada burada oynuyor. Dolayısıyla Avrupalı bunu kendi politikası haline getirdiği için dolayısıyla bize üstün geliyor. Özette bu. Evet yani çok doğru söylüyorsunuz. Özeti bu. Yani. O zaman şimdi federasyon arada kalan yani hani sorumluluk tamamen federasyonda olduğu gözüken bir şey bu. Evet yani buraya nereden geldik? Ali Akman ve Burak Kapaçak. Yani işte biz de mecbur olmasaydık. Orada olduğunu belirterek. Tabii bizim kulübümüzde mecbur olmasaydı biz de bugün Ali Akman'ı ve diğerlerini oynatmayacaktık. Evet. Geçen sene oldu. Belki Burak Kapacak oynayacaktı ama hani mesela İsmail çok çalışın yerine bir sağ bek olabilirdi. Mesela 11 tane 10 tane adam oynayacaktı. İyi ki olmamış ayrı konu. 2-3 tane oynayacaktı. Dolayısıyla şartlar geliyor, zorluyor, bizi doğruya çekiyor. Yani biz doğruyu bulmadığı bir düşünce sahibi değil miyiz? Demek ki ülkemizi yönetenlerin böyle bir düşüncesi yok. Yani burada sorun federasyonundur. En büyük fatura federasyonundur. Bütün bu politikalar hepsi bile paralel olması lazım. Kulüplerde uyguladığın tarz yolla milli takımın bütünleşmesi lazım. Daha doğrusu milli takıma o seviyelere çıkacak oyuncuları yaratmak için kulüp politikalarını belirlemen lazım. Evet. Zaten böyle bir şey yok. Dolayısıyla her gün karşımıza işte Ali Akman'dan çıktık, karşımıza bir çelişki gene çıktı. Dolayısıyla bütün sorun oradadır ama doğru politikaları federasyonlar belirlemesine rağmen akıllı kulüpler,
potansiyeli yüksek kulüpler bu politikayı alırlar, götürürler, kendileri uygularlar ve Türkiye'de örnek olurlar. Bence Bursaspor'un da böyle bir potansiyeli çok fazlasıyla olduğu için, deneyimi de olduğu için 40 yıllık, 50 yıllık, 45 yıllık, 50'ye pek gitmeyeyim, olduğu için Bursaspor bu politikayı alıp uygulaması lazım. Biz de kendi bu defa kulübümüze önerelim, bu da politika uygulamıyor. Evet. Peki ne uygulanıyor burada? Hiçbir şey uygulanmıyor. Dışarıdan oyuncular gelecek, transferler yapılacak, işte paralar garip biçimde dağıtılacak, ayıplı haller olacak ve bunlar da ısrar edilecek. Bizim kulüplerin politikası budur. Yani bütün kadrolarının en az 15-16 tanesini yabancıya vereceksin. Diğerlerini işte çocuklardan devşireceksin. Ha, sürekli konuştuğunuz bir konu daha var. Covid-19 konusu. Evet. Şu konuşuluyor şu anda. Türkiye'de şu konuşuluyor. Her takımda var değil mi? Evet. Altay'da patladı. Adana Demirspor patladı. Tabii. Adana Demir 24 futbolcu diyor. Ha. Sonuç hatta Bursa Spor, Fruit Dextra Bursa Spor'da da var. Ona da geleceğiz ilerleyen dakikalarda. Sonuç itibariyle. Basketbolda. Evet. İtibariyle 28-30 kişilik kadrolarınız var. Bu profesyonel takımlardan bahsediyoruz. En az 25 kişide PAF'larınız var aşağı doğru. U21'leriniz var. Yani 40. Neredeyse 40. Evet. Şimdi şu konuşuluyor artık. Bu tartışılacak. Covid olmasına rağmen maçları tehir edilsin mi edilmesin mi? Ya işte bu özel bir durum falan edilsin. Olabilir. Birileri de diyor ki şimdi hayır edilmesin. Biz gençler demiyor muyduk yıllarca? Madem böyle bir Covid var biz de bu Covid'i gençlerle toparlayalım. Gençlere fırsat verme anlamında mı diyorsunuz? Tabii. Covid gençlere fırsat veriyor. Covid yaşlıların önünü, yaşları biraz kırım yaparak gençlerin önünü açıyor gibi espri yaparak da bunu söyleyelim. Dolayısıyla ne zaman biz genç oynatacağız? Ne zaman bunu güçlü politika haline getireceğiz? Yok. Milli takımda da yok. Bursa Spor'da da yok. İşte Bursa Spor'a gelirse. Sayıklar şöyle. Yani güçlü biçimde yok. İstikrarlı, akıllı biçimde yok. Demek anladım. Hani Covid'den dolayı maçlar ertelenmiyor. Covid sayısı çok olunca erteleniyor. Hani 14 tane oynayabilecek oyuncum varsa ertelenmiyor maç. Fakat şimdi o konuda Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası'nda çok ilginç bir karar aldı. Covid nedeniyle fazla sayısı nedeniyle maç oynamayan takımlar hükmen yenik sayılması yönünde bir karar aldı. Sanıyorum Serpil Hamdi Tüzün müydü? Göztepe'nin başkanının adı ben yanlış hatırlamıyorum. Yok Sepil. Sepil. O da Covid zaten. Ondan değil de çok... o konuyu biz tekrar bir gözden geçireceğiz. Hani federasyon böyle bir şey aldı diye evet. Böyle bir şey olması gerekmiyor şeklinde açıklama yapmıştı. Ama bu sanırım arada federasyonun böyle bir talebi var. Var. Federasyon sıkışık öyle takvimden istiyor. Dolayı. Evet aynen. Yani aynen. Ligin ikinci yarısında maçlar Süper Lig açısından söylüyorum. Pazar, çarşamba. Yani evet aynen öyle. Salı, cumartesi. Bu milli aradan sonra kupa maçı var. Kupadan sonra Süper Lig'de çok yoğun maç trafiği başlıyor. Evet yani maçlar ertelenirse şu an takvim bulamıyorlar. Yani bizim TFF 1. Ligi'ne bakıyorum. Yani tam 8 takım maçlarını tamamını oynamış. Evet. Ama diğer 10 takım maçlarını oynamamış. Evet. Yani o kadar enteresan ki insan şaşırıyor yani. Hani bizim ligede baktığımızda TFF 1. Lig'de de aynı İşte şey. Aynısını söylüyorum evet. Ya. TFF 1. Süper Lig'de, de var. Yani Süper Lig'de de ertelenen bir sürü maç var. Ama bu ertelemeler lig sıralamasını da şimdi olağanüstü bir şekilde erteliyor. Evet, evet, evet. Yani engelliyor. Doğru tabloyu da göremiyorsunuz. Tabii, böyle ertelenen maçlardan yani, dolayı. Çok var çünkü. Evet, insanların hepimizin işte bu dalga geçmeden çok ciddi tedbirler alıp yani bu hastalığı yakalanmayan 3 tane 4 8 takım var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yılport Samsun çok yakalandı. Keçiören gücü bizim gibi Menemen, hiç Altay, yakalanmadı. Akhisar yakalandı. Balıkesir yakalanmadı. Biz yakalanmadık. Ümraniye'de yoktu. Bolu ve Eskişehir'de yoktu. Altınordu'da var mı? Altınordu o bir maçı iptal oldu. Onlar ama o şey depremden dolayı iptal. Deprem Menemen'le deprem olabilir. Değil. Menemen'inki de deprem nedeniyleydi. Altınordu deplasmana gidiyordu. Covid vardı yanılmıyorsam. Karşı takımda Covid vardı. Karşı takımda tamam. Covid. Demek istediğin... Tuzla maçı mıydı onların? Tamam. Tuzla olabilir. Maçı mıydı? Altay Tuzla maçı da mesela öyle ertelenmişti. Keşlerle oynadığınız zaman Covid'de yakalanmıyor.
Bursa altı gençler aslında, bakın. Onun için genç Mehmet abi sen çok var. Güzel konulara değindin. Mesela bu her kulübün 14 tane 15 tane yabancısı var zaten. Covid'lileri düşersin, genç oyuncularını alırsın. Ancak bu ligde en büyük hata Türkiye Futbol Federasyonu'nun U21 ligini ortadan kaldırması oldu. Bravo, evet, bravo. Çünkü bakıyorsun milli takıma işte... Ümit milli takıma yansıması çok kötü oldu. Bakın iki seneden beri yok, yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten çok kötü. İki seneden beri yok Sayın Ekentop. Ama bir Mehmet abi çok güzel değindi. Biz nesli yok ettik. Evet, evet. Yani arada kalan bir nesil vardı. 18 yaşına geldiler. Hatta o çocuklar... O çocuklar kayboldu gitti. Yani iki yılı Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı bir kararla çok saçma bir kararla iki yaş grubunu mahvetti. Bir anda boşa çıkarttı. Evet, ve Ümit Milli'ye yansımalarını da görüyoruz şimdi. Ve iptal eden de bu işin ortadan kalksın diye yapan da bugün Ümit Milli takımın sorumlusu olan Tolunay Kafkas'tı. Tekrardan o hatadan dönmeye çalışıyorlar da o yüzden. Ama dönemeyecekler. Çünkü bütün kulüplerin nesilleri maalesef kayboldu. Evet, peki. Sayın yani bu tip konuda... radikal kararlarda şey olur. Yani hep zarar gören şeyler olur, dönemler olur. Dolayısıyla Cemal doğru söylüyor. Bu tip zararları önlemek için de böyle bir politikanın iki sene sonra örneğin uygulanacağını bilir federasyon. Bunun tedbirini de alır. Der ki mesela 96-97 doğumlularla işte hangi yaş grubu denk geliyorsa bunlara özel bir takım plan hazırlayabilir. Başka şeyler hazırlayabilir. Evet. Falan falan. Yani Ziraat Türkiye Kupası'nda Volkan, Hükmen mağlubiyet meselesi tam salaştım bilmiyorum. Hükmen mağlubiyet kötü. Kötü, evet, yani, kötü. Yani paflardan oynayacak, çıkacak. Evet. Ve ona bir statü getirebilir federasyon. Nedir? Genç orada bir takım profesyonel çıkalım. Olmayan paf takımı oyuncularını oynatabilir şeklinde bu Covid nedeniyle bir karar alabilir. Mağlup olabilirler ama hükmen mağlup olmazlar. Evet, dolayısıyla bu çıkar. Çıkıp mücadele eder. Ama o konuyla ilgili işte Kulüpler Birliği kendi arasında toplanıp bir karar verecek. Çok soru ve görüş geliyor. Bizi yine gönden Metin hocamız, Metin Yüksek. Herkes bilir kendisini. Selamlar evet. Söylemiş bize. Biz de çok selam ediyoruz kendisine. Güzel bir soru. Pandeminin TFF 1. Ligi'nde ligin ikinci yarısına etkileri belirsizken ligin ilk yarısını en iyi sıralamada bitirmek gerekiyor diyor. Sizce Bursaspor ilk yarıyı nasıl neticelendirir şeklinde görüşü var. Kalan işte yaklaşık bir 7-8 haftalıkta ilk yarının sorunu ekleyecek maçlar var. Sayın Ekentok sizinle başlayalım. 8 haftamız var da evet, 8 haftamız var. Önemli olan yenilmemek, yenilmeden devam edebilmek. Genç bir kadroyla Bursaspor ne kadar çok puan alırsa, galip gelirse o kadar iyi. Şu an ligde, şu an eksik maçlara bakıp da bir yorumda şeyde bulunmak erken olur. Ancak şu bir gerçek. Orta sıralarda biz yerimizi bulur muyuz? Biz 6 ile 8 arasında, 9 arasında bir yer buluruz gibi dediğimiz geliyor. Dediğimiz gibi, tırnak içinde de dediğimiz gibi işte bizim abi dediğimiz futbolcuların performansı, katkısı bizim ligi ilk yarısında, hani hocamın sorduğu için bunu söylüyorum. İlk yarısındaki durumumuzu belli edecek. Metin hocama şu yorumu da yapabilirim. Yani Covid'den bir sürü Covid'li futbolcu var. Altay ilk maçını Covid nedeniyle Balıkesir sahasında 3-1 yenildiydi. Evet. Şimdi Covid dönüşü Adana, de sıkıntı oluyor. Çok büyük antrenman yapamadıkları için çok büyük sıkıntılar oluyor. Bunlar mesela Samsunspor'un aldığı bazı yenilgiler en iyi oyuncularının Covid nedeniyle oynayamamasından kaynaklandı. Bir yabancı ile oynuyor bazen. Yani evet, Covid'den dolayı. Biz hiç yabancısız oynuyoruz Altın Ordu ile birlikte. Yani çok güzel. Aramızda bir fark yok yani. Hayır ben gurur duyuyorum tabii onunla. Evet. Hani belki şartlar bizi bu taraya bu seviyeye getirdi ama bu anlamda Türkiye'nin lokomotifi olmaya devam ediyoruz. Hiçbir sıkıntı yok ve evet. Lokomotifi de olmaya devam edeceğiz. Sayın Tan, ilk yarıya Bursaspor hem şu oynanan 9 maçı baz alıp sonrasında kalan 8 maçta da birlikte düşünürsek sizce ne konumda olur? Volkan, şimdi gençlerin değişkenliği yüksektir.
Bir bakarsın patır patır 3 tane maç olabilir. Bir başka bir yere geliriz. Ama kötü de sonuçlar alabilir. Gençlerin kadroları biraz böyledir. Dolayısıyla hani daha oturmuş takımlarda da profesyonelin hakim olduğu kadrolarda daha doğru yorumlar yapabilirsiniz. Ama bugün bunu çok söylemek mümkün değil. Ama bol şey Cemal söyledi şeyler. Şuradan yola çıkalım. Oturmaya, iyileşmeye devam ediyoruz. Bunun tahmin ediyorum ki sonuçlarını da alırız. Yani skor yansımasını da görürüz. O zaman Cemal'in dediği yerlere doğru gideriz. Yani umudumuz da budur, gitsin. Hatta daha ötesini de söyleyelim ama ben de yine onu şunu söylüyor arkadaşlarımız doğru söylemiş. Yani ilk yarı bizim için daha şanstır. Niye? Biz altyapıdan gelen 11 oyuncunun şans bulduğu bu takımda daha kolay anlaşmaya müsait bir takımız. Yeni bir kadro gibi sizin değil de. Sizin söylediğiniz bir cümle var sürekli programlarda. Yani ligin ilk yarısı daha yumuşak geçer. İkinci yarıda oturana kadar. Evet. Zaten Metin Hocam da ona değinmiş. İlk yarıda en iyi sıralamayı bitirmemiz gerekiyor şeklinde aynen, söylemiş. Aynen. Bakın biz en iyi sıralamayı bitirdiğimiz Hamzaoğlu zamanında bile biz küme düşmeye doğru gittik. Hatırlayın. Evet hatırlıyorum. Onun için ikinci devre her şey değişir. İlk yarının sonunda beşinci sıradaydık değil mi Sayın Ekentürk? Öyle yani hatırlıyorum. Beş veya altıydık. Dolayısıyla sonra son anlarda yırttık. Sonra bir daha üçüncüde de hani düştük. Kastettiğim budur. Ama ikinci yarı takımlar kendini bulur ilk yarı. Sonra takviyelerini de yaparlarsa 6, 7, 8 takım. Sonra bizim durumumuz yani daha vasat bir kaliteye sahip takımların hali aşağı doğru inmeye doğru başlar. Bu nedenle çok tahmin çok tutmayabilir ama bir takım şeyleri iyi giderse Cemal'in dediği gibi daha yukarılara doğru playoff sırasına doğru çıkar mıyız? Çıkabiliriz. Ama bütün mesele işte bugünlerde artık yani ilk yarının sonuna kadar gelişmekte olan halimizin biraz daha iyi olacağını varsayalım. Umut edelim. Peki. Bekleyelim. Programın başında söyledik yani izleyicilerimizden de soru ve görüşleri bekliyoruz diye. Onlar da bize dahil oluyorlar. Dördüncü konuk olarak diyeyim. Biz üç kişiyiz. Dördüncü de onlar. Çok keyifli görüşler de bildiriyorlar. Yine şey. Süleyman Bey yazmış bize. Süleyman Özman. Demiş ki takımdaki abiler parasızlıktan, gençlerimiz zorunluluktan bu takımdalar. Çok doğru. Bunun sebebi bir türlü kurumsal kulüp yapısını oluşturamamamız ile alakalıdır diyor. Skor odaklı anlayışı terk etsek teknik ekip ve gençlerimize zaman tanıyıp sabır göstersek yetecek şeklinde umut dolu bir mesajı olmuş Süleyman Bey. Çok güzel. Aynen. Doğruları söylüyor ama Türkiye'de sadece bizde değil Türkiye'de ne kadar futbol kulübü varsa maalesef hepsi şu an pandemi nedeniyle bütün kulüpler sıkıntıda. Yani bunu bütün futbolcular da biliyor. Bu liglerde oynayan futbolcular yani da TFF'deki de Süper Lig'deki yani de arkadaşlar sadece futbolda değil. Dünyada aynı sıkıntı basketbolda da var. Evet. Voleybol liglerinde de var. Her yerde var bu sorun. Evet. Yani bu nedenle bu hakikaten pandemi, hiçbir seyircinin maçlara gelmemesi, tribün gişe hasılatlarının olmaması gerçekten kulüpleri çok sıkıntıya soktu. Ya, futbolcular da biraz bu konuda daha duyarlı yani, ve kulüplere elbette, karşı daha ılımlı olmalı gerektiğinin de bir göstergesi olarak söylüyorsunuz. Yalnız şu bir gerçek, Bursaspor'da kalmak isteyen abiler kaldı. Gitmek isteyen, parayı tercih eden abiler var ya, onların hepsi zaten takımı terk edip gitti. Evet. Onlar gitmek istemeyenler. O konuyu da birazdan yine gündemimizde var. İrdeleriz. Mesela hocam bir ekleme yapmış. Devre arası tahtanın açılması mümkün olsa ki gözükmüyor transfer şart mı diye. Ben kendi şahsen kendi fikrimi de söyleyeyim hocama. Ben en az 3 tane transfer yaparım. Yani şöyle ki stoper bölgesine mutlaka yaparım. Ben yapmam. Stoper bölgesine yaparım. Hiç bir yapmam. Tane yaparım. İki tane oyuncum var. Ben onlara güvenip bu ligde oynarım. Tamam peki Sayın Tan'dan da alalım. Transfer konusuna geliriz ama bence Süleyman Bey çok güzel bir şey söylemiş. Evet. Ne iş yaptığını yani konumunu bilmiyorum. İşi nedir bilmiyoruz. Ama bir spor futbol severi olarak. Kesinlikle öyle görüyorum ben de. Futbol severi olarak görmüş. Onun gibi birçok gören var. Ama ben yönetimlerin görmediğini varsayıyorum. Ne güzel değil mi? Kurumsallaşmaya doğru gidelim. Sabredelim. Planlı programlara gençlerimize güvenelim. Güvenelim. Ve işte bunun altına daha inersen program
programlanmış bir eğitim sistemini kuralım. Bunu kurumsallayıp içinde yapalım. Herkesi geliştirelim. Evet. Gençler ve antrenörler birlikte. Dolayısıyla bunu kuracak olan yönetimdir. Şimdi bak ben bunu yazdım buraya. Evet, bunları siz niye yazdınız Sayın Tan? Niye yazdım? Şimdi bak, Divan Süleyman, 1986 Erkan Süleyman Kamat Bey 78. Görüyor. Yüzlerce hatta binlerce kişi bunu görüyor ve savunuyor. Ama bizim divanımız mesela 1986 gündür görevde. Divan kurulundan bahsediyorsunuz. Evet, bu Süleyman Bey'in ve bu tip düşünen insanlarımızın yolunun divanla ilintili olduğunu biliyoruz. Yani divan bazı yakınmalar yaptıklarını, beyanatlarını da görüyorum. Yönetimleri izlemediği için bunda payı var. Yönetimler 78 gün, kaç gün olmuş? Erkan Kamat. Yazmışım, Erkan Kamat 78 gündür bir açıklama, bir toplantı, vizyonunu da görmüyoruz. Şu anda nasıl bir vizyon düşündüğünü yönetimin görmüyoruz. Tık ses çıkmıyor. Dolayısıyla bu konuştuğumuz şeyler ve Süleyman Bey gibi birçok değerli arkadaşımızın söyledikleri Bursa Spor'un vizyonu olmalıdır. Tartışmasız vizyonu olmalıdır. Üstelik bir de şunu ilave edelim. Böyle bir vizyon oluşmasını talep eden de bir tüzük var. Bunu da birleştirelim. Evet. Böyle bir vizyonunuz olmalı diyor. Mecbursunuz diyor. Orada yazıyor. Şimdi biz de Süleyman Bey'e bunu aktarmış olalım. Bu tüzükte kardeşim senin talep ettiğin şey yazıyor. Ama arkadaşlarımız, divan ve yönetim bunu yapmıyor. Divan buralarda dolaşmıyor. 1986 gündür. Birçok yönetim gördü. Onları zorlamadı. Şimdi Erkan Kamat kardeşimizle ilgili küçük bir umudumuz sürüyor. Küçük diyorum, gittikçe küçülüyor çünkü bu umudumuz. İnşallah toparlar, tüzüğü bir daha okur, gözden geçirir. Bunun nasıl olacağını da araştırır ve sanıyorum dolu bir yere sokar. Peki. Bunlar, bu Süleyman Bey'in lafı beni buraya itti. Tamam. Onun için söylemek istedim. Peki, gayet güzel. Var mı Bursa Spor'da yaşanan gelişmelerle alakalı olarak ekleyeceklerimiz? Transfer konusuna geleceğim. Yani şöyle düşünelim. Ben kendi şahsi fikrimi söyledim. Yanılıyor da olabilirim. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ligin ilk yarısına iki maç kala ve pozisyonumuz, durumumuz ve son 8 maç, 9 maç yaptık. Önümüzdeki de 7-8 maçı da gördükten sonra son iki maç kala bu iş şekillenir. Yerimize doğru ve umudumuza doğru, yeni bir hamleye doğru gitmek gereği çıkar. Uygun yapıda bulunur, 2-3'te adam alınır. Yine o gün geldiğinde bakılır ki kardeşim durum böyle böyle, gerek yok, hiç masrafa girmeyelim. Bu kadro bizi götürür ve bu çocuklar aşama yapıyor derler. Yani transfer yapıp ligi 8. bitireceğimize hayır, yapmayalım 12. bitirelim. Tabii yani bu kadar. Mesele düşmeyelim. Budur. O gün karar tabii verilir. Yani. Çok kehanet yapmak doğru olmaz. Genç takımız bu çocukların gelişmeleri, bireysel ve takım olarak gelişmeleri Mustafa Hoca'nın da yönetiminde kararlarını oluşturacaktır. Evet. İyi giderlerse onlara tabi olacaktır her şey. Evet. Kötü giderlerse, umut vermezlerse yeni bir hamle düşünecektir. Ama yani transfer tahtasının da açılması gerekiyor. Yani o konuda işte yani hani açılırsa diye zaten bunları yorumluyoruz. Açıldığını varsayarak. Evet, açıldığını varsayarak. Hakkı alınca yine bizi yalnız bırakmamış. Herkese iyi yayınlar, selamlar diyor. Biz de teşekkür ediyoruz kendisine. Dün güzel bir maç vardı. Türkiye-Rusya maçı. Evet. Çok keyifli bir galibiyet oldu. Biraz da onu değerlendirelim isterseniz. Yine Bursa Spor'la alakalı bölümlere döneceğiz. İşte TFF Birincilik bakış köşemiz var. Adana Spor maçını değerlendireceğiz. Bunlar da çok önemli. Ama milli maç bizi şöyle ben işte Şenol Hoca'dan önce inanın milli maç izlemiyordum. Şenol Hoca tekrar bize milli takımı sevdirdi. Ya milli takımla çok da güzel oynamaya başladı. İşte bir Avrupa Şampiyonası'na gitme durumumuz var. Ertelendi bu yaz oynanacaktı. Gelecek sene gideceğiz. İşte Dünya Kupası elemeleri başlayacak. Onlar da çok önemli. Ve 3-2'lik bir galibiyet var. Bunlar hazırlık maçı değil. Bunun bilgisini bir kez daha verelim. İşte bu ligden Uluslar Ligi deniyor. Evet. Bu B grubunda. Biz Uluslar Ligi B kategorisindeyiz. Hani buradan da oynanacak tüm maçlar sonrasında iki takım direkt Dünya Kupası'na gidecek. Yani o takımdan biri biz niye olmayalım baktığımızda. Yani bu da çok değerli. Hatta çarşamba günü Macaristan'la final maçımız var. Eğer Macaristan bizim oynadığımız gün şeyleri yenseydi, Sırbistan mıydı? Sırpları. Yani Sırpları yenmiş olsaydı bizim Macaristan maçında hiçbir önemi kalmayacaktı. Formalite maçına dönecekti. Hiçbir iddiamız olmayacaktı ama şimdi Macaristan'ı eğer yenersek ikinci olarak yine yolumuza devam edeceğiz. Bu önemli oldu. Bir de çok enteresan
Sırpların Rusya'yı yendiğini düşünürsek lider oluyorsun. Lider olarak evet. da çıkabilme şansımız var. Şu önemli olan şu. 2020 yılında A milli takım ilk galibiyetini yenemediği ve tarihinde ilk defa 3 gol birden attı. Rusya'yı yenerek aldı. Evet, bizim takım çok kolay gol atıp çok kolay gol yiyen bir milli takım olduk. Mesela ben 10 kişi oynayan rakibimizin 57'de Kuzguyev'le bulduğu golde kalecimiz dahil 5 savunma oyuncumuz var. Evet. Ve 5 savunma oyuncusunun arasından o top geçti ve 6. oyuncumuz da kalecimizdi ama golü yedik. Evet. Evet, sıkıntılı bir maç oldu. Kazanmak önemliydi. İlk galibiyetti. Bu yıl ilk galibiyet. Bu yılın da ilk galibiyeti oldu. Milli takım diğer o berabere kaldığı maçlarda da galibiyeti hak eden oyunlarda oynamıştı. Deplasmandaki Rusya maçı bunlardan biridir zaten. Yani olmadıydı ama önemli olan burada kazanmaktı. Şeyi yoktu. Cezalıydı santraforumuz Burak. Şimdi Cenk olumlu sinyaller verdi. Cengiz sakatlık sonrası iyiydi ama çıkmadan önce işte sarı kart görünce o da cezalı duruma evet. düştü. Cengiz'e Macaristan maçında ihtiyacımız vardı yani. Olmayacak. Bizim ilk ikiye girebilmemiz için mutlaka kazanmak zorunda olduğumuz bir maç oynayacağız çarşamba günü. Bu milli takım geçtikçe iyi oluyor. Yalnız bu arada Zeki'nin sakatlığı vardı. İnşallah o da şeye kadar maç gününe kadar düzelir. O da takımın önemli parçalarından bir tanesi. Evet. Sayın Dağ, siz nasıl değerlendiriyorsunuz milli mücadeleyi, Rusya galibiyetini? Ben çok kısa ekleme yapıp size vereyim. Eğer hakem son adam olarak değerlendirmeyip sarı kartla da geçiştirebilirdi kırmızı kartlık pozisyonu. Hani öyle bir arafta bir karardı çünkü. Hani hangi tarafa kırmızı kart verirse bizim için çok iyi oluyordu. Zaten öyle oldu. Oldu. Sarı kart da verse çok tepki vereceğimiz bir durum değildi. Değildi. Ve penaltıda, bizim attığımız penaltıda ilk müdahale yapan Rus defans oyuncusu. Onu da söyleyebiliriz. Hani bu anlamda hakem şansı yanımızdaydı. Onu da belirtelim. Ben eğer 11-11 oynansaydı bu maçın böyle bitmeyeceğini düşünüyordum. Rusya'nın bize çok daha üstün gözüküyordu. Siz de zaten dile getirdiniz ama galibiyet önemliydi. Bu galibiyet bizim için hem moral oldu hem de ilerisi için ümit verdik. Evet. Şimdi Ruslar her zaman belli bir standart güçleri vardır. Fizik 92'den beri mi yenemiyorduk? 98'den beri mi? Öyle bir şey de vardı. Evet. Yani ırk olarak diyelim daha fizik kapasiteleri, uzun bacak boyları kapasitesi yüksek. Spora yatkın. Spora yatkın yapıları var. Ama biz de daha sıcak bir ülke olarak da futbolun doğal tabandan gelişi yeteneklerimizde olan bir ülkeyiz. Aramızda böyle bir çelişki de var. Biz daha farklı bir yapıyız. Onlar daha farklı bir yapı. Maç bence yani ortada gibi geçti. Onların da bazı atamadıkları goller vardı. Dediğin şeyler var, tartışılabilir. Ama bu bizim hani biraz hani bu biraz önce bahsettiğim farklardan olabilecek bir şey. Fizik farkımızdan olabilecek bir şey. Ama bir şey söyledin sen, onu hemen unutmayalım. Şenol Hoca milli takımı seyredilir ve sevilen bir yapı haline getirdi. Sevdirdi, evet. Yani. O zaman... Reyting almıyordun milli maçlar, biliyorsunuz değil mi? Bilmez olur muyum? Şimdi bunu şöyle söyleyelim. Yani biz Şenol Hoca'yı hakikaten farklı bir yere koyalım. Bu oyuncular veya daha önceki dönemlerde buna dair şeyler hep oluyordu. Ama başka arkadaşlarımızdan ziyade Şenol Hoca'nın dokunuşu farklıydı. O zaman aynı 11'i de farklı dokunuyor. Farklı oyuncular seçerek de farklı dokunuyor. O zaman bir zenginlik ifadesidir bu. Şenol Hoca'nın birçok teknik adamdan çok daha farklı bir yapıda olduğunu artık görüyoruz. Bunu herkes de görüyor. Bunu kabullenmek lazım. Yani bu o zaman bu kabullenişten Şenol Hoca'ya hak vermiş, Şenol Hoca'yı başka bir yere koyma anlamında söylemiyorum. Yani her hocada farklılıklar vardır. Ülkemizde 25 bin 30 bin antrenör var. Ama bu farklılıkları görebilecek mekanizmamız yok. Yani federasyonlar veya bizim TÜFAT'ımız veya kulüplerimizdeki işleyen yapılar
farklı antrenörleri, değerli antrenörlerin kimler olduğunu, kimler olabileceğinin farkında değil. Evet. Böyle bir mekanizma hiçbir kulüpte işlemiyor. Benim Bursa Spor Kulübü'nde de işlemiyor, milli takımda da işlemiyor. Yani federasyonda da işlemiyor. Şenol Hoca gidiyor, dokunuyor, başka bir şey oluyor. Ötekili dokunuyor, başka bir şey olmuyor. O zaman burada büyük bir zenginlik var. Yani keşfetmediğimiz bir zenginlik var önce. Nasıl sporcu zenginliğimizi keşfedemiyorsak, tabandaki ham zenginliğin farkında değilsek, lisanslı oyuncular arasındaki doğru zengin oyuncuları bulamıyoruz. Hem bulmada hem bir araya getirmede ve ortaya bir görülür, seyredilebilir bir futbol koymada da bir takım bilgiye, hünere, yeteneğe ihtiyaç var bu hocalar içinde. Bunu söyleyelim. Şenol Hoca böyle birisi. O zaman Şenol Hoca'dan yola çıkarak ülkemizde birçok değerli hocalar, genç hocalar var, olabilecek hocalar var. Ben bunu Bursa'dakilerden biraz, Bursa'da da var. Şenol Hoca misyonunda, vizyonunda hocalar, yani bu dediğiniz örneğe uygun hocalar oluyor değil mi? Yani onun, Şenol Hoca'nın bakış açısındaki hocalar mı? İşte onu kimin böyle bakabildiğini görmek ancak buradaki kendi deneyimine doğru bakmakla olur. Anladım. Şenol Hoca buna nasıl bakıyor? Başka bir şey. Çünkü her oyuncu farklı. Kastettiğim kulüplerimizin, işte Süleyman Bey'in biraz önce dediği gibi kurumsal yapıya kavuşmadığı takdirde ne Bursa'daki antrenörlerin, değerli antrenörlerin, değerli olabilecek birçok genç antrenörün farkında hiçbir zaman da olmayacaktır. Bursa Spor 30 yıldır bunun farkında olmadığı gibi bundan sonra da Bursa'da için söylüyorum yine olmayacaktır. Bunu bilerek söylüyorum. Birçok şey bildiğim için söylüyorum, yaşadığım için söylüyorum. Dolayısıyla Bursa'da insan potansiyeli de var, antrenör potansiyeli de var ama maalesef Bursa Spor'da böyle dokunmuş olduk. Yani milli takımı sevilir hale getirmek ve sevilir hale getirmek demek ki bir takım kalitesi, vizyonu olan insanlarla olabiliyor. Şenol Hoca'yı oraya almışlar, tebrik ederim federasyonu ama daha önce de orada başarılı işler yapmıştı. Şenol Hoca'yı nasıl kovacaklarını bilemediler dünya üçüncüsü olduktan sonra. İşte bunu da bir hatırlayalım. Yani futbola dair yapılacak çok şey var. Bütün mesele bunları konuşmaya, tartışmaya, biz bunu nasıl çözeriz demeyi başlamakla olur. Evet. Ben bunu milli takım meselesini söylerken söz Bursa Spor'a, Bursa'ya da yürüyor. Bursa için de aynı şey. Biz burayı nasıl düzeltiriz, bu kulübümüzü nasıl yukarılara taşırızı ortaklaşa sormak, tartışmaya, doğru mekanizmalarla başlamakla olur. İnşallah işte burada yazdığımız divan ve Ekrem Kamat, Erkan Kamat kardeşimizin bu yönde bakmaya başlamasının biz bu işi nasıl yükseltiriz'i öyle basit bir iş değil, ciddi bir iş yapmaya başlamasını umutla bekliyoruz diyelim. Peki, milli takım köşemizi kapattıktan sonra tekrar hem Bursa Spor'la alakalı olduğu için TFF 1. Lig'e bakış köşemiz, puan durumu, Adana Spor maçıyla alakalı görüşlerimiz olacak ama hafta içi Mustafa Hoca bir internet sitesine, hatta sıkıntı yok söylememizde de, enbursa.com'a bir açıklamalarda bulundu. O açıklamalarda Serdar Özkan ve Sedat'la alakalı olarak görüşlerini de bildirdi. Sayın Tan, notlarınız arasında vardır sizin, var, bakabilirsiniz. Evet. Ve artık kadro dışı kalan oyuncularla alakalı olarak, burası kimsenin babasının çiftliği değil. Geçen yıl yapmışlar ama bu yıl yapamazlar. Biz bu armaya hizmet etmek için buradayız. Bursa Spor'dan menfaat sağlamak için değil şeklinde hala sitem dolu sözleri var. Sayın Ekentek, ilk başta sizinle değerlendirelim. Mustafa Er'in Serdar ve Sedat hakkındaki çıkışlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben küçük bir cümle ekleyip size vermek istiyorum. Serdar konusunda %100 haklı ama Sedat konusunda sadece tırnak içinde şunu söyleyeyim. Belki o konuda da çok haklılık payı vardır Mustafa Hoca. Bundan sonra yokum, İşte sosyal medyadan yazdığı tweetten dolayı hani sanki biraz daha o affedilebilecek bir pozisyonda gibi geliyor bana. Hani ona da hiç müsamaha göstermedi Mustafa Hoca. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla teknik direktör aldığı kararın detaylarını bizlere anlattığı için sen böyle söylüyorsun. Ben de sürekli affetmemeleri gerektiğini söylüyorum. Bence haklılar. Çünkü fikir ayrılığına eğer Sedat kardeşimiz, hepimiz seviyoruz. Belki kendisinden çok, ailesinden çok seven insanlardan biriyiz. Buralarda Sedat'ı yaptığı hatalara rağmen övmeye çalıştık, göklere çıkartmaya çalıştık, bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama medyada talibi var diye haber yaptır,
Ondan sonra oynamadın diye beden mesajını yayınla, ben gidiyorum de. Sonra ben çok iyi Bursasporluyum deyip tweetler atmanın bir anlamı yok. Serdar konusunda size katılıyorum. Serdar ve Sedat'ın, onlar hatalarının cezasını çekmeliler. Sizce ben, çekmediler mi mesela? Çekmediler. Serdar'ı katmıyorum. Sadece Sedat için söylüyorum mesela. Hayır. Hayır. Böyle bir durumda o zaman o olmuş olsaydı biz ne Furkan Emre Ünver'i kazanabilirdik ne de Ertuğrul Kahraman'ı kazanabilirdik. Kurtuluş muydu? Kurtuluşu evet. Kazanırdık. Şimdi biz Bursaspor'un geleceği olan iki tane stoperimiz var. Tamam, anladım demek istediğinizi. Yoksa onlar olduğu müddet içerisinde geçen sene yediğimiz golleri gene hatırlatayım mı? Mesela bizim için kırılma maçı hangi maçtı? Erzurum maçı. Ayağı kaydı. Biz golü yedik. İkincilik şansımızı yitirdik. Evet. Yani azıcık insanlar tamam af olsun. Niye biz af olsun diye istiyoruz? Kadroda oyuncumuz az olduğu için. Ama bırakalım biz gençlerle oynayalım. Mehmet abi ne güzel söyledi. Ya bırak, gençlere güvenelim ya. Ya tamam, bu oyuncumuz da genç. Madem çok talibi var diye açıklama yaptı. Gazetelerine sürekli haber yaptırdı. İsteyenler var, şu bu. Bir tane isteyen kulüp çıkmadı. Evet. O nedenle arkadaşlar birazcık da kendi akıl mantıklarını önlerine koyarak doğru işlem yapmaları gerekir diye düşünüyorum. Serdar konusu zaten çok büyük bir terbiyesizlikti. Af olacak bir pozisyonu yok. Ben katılıyorum size Okan. Ama Sedat'ın ben en çok o açıklamasına hakikaten çok üzüldüm. Yani ki Mustafa Hoca'nın onunla konuştuktan sonra dahi o veda mesajını yayınlaması o da ipleri koparttığının bir göstergesi oldu. Hani bardak kırıldı, bir daha yapıştırsam bile o görüntüsünü vermez artık. Bu nedenle de üzerinde fazla durmanın bir faydası yok. Bazı kişilere zarar verecek boyuta gelecek. Bu da iyi değil. Bakın mesela tam metni okumamıştım. Son paragrafta diyor ki Mustafa Hoca, ben ego yapacak insan en son insanım. Benim için en kolayı bu oyuncuları affedip idmana almak olur ama bu takıma zarar verir diyor. Sayın Tan. Şimdi birincisi Mustafa Er'in açıklamasını çok sert ve doğru bulmuyorum. Yani hem idari tarafına da soyunmuş hem teknik tarafına soyunmuş, karışık bir hali var gibi. Ortaya karışık yapmış. Bence bu doğru değil. Hoca insan yönetimi, insan yönlendirilmesi konusunda bence burada sert çıktığını görüyorum. İnatçı bir yapısı var hocanın. Bak, görüyorum. Bu doğru değil. Bak, bu doğru değil. İnsanoğlu birçok hata yapar. Ama hata yapan insanoğlunun belli bir sürede canı yanar. İyi hata yaptığını da bilir. Eğer hata yapan özellikle de gençse, hala anlamıyorsa, onun arka planda hatası da gösterilir. Dolayısıyla Sedat konusunu ben de Cemal gibi düşünmüyorum. Serdar konusunu kenara koyalım. Serdar konusunu bir kereye koyalım. Evet. Koyalım ama mesele şu. Bu çocuk bizim takımdan gelmedi mi? 8-10 sene aşağıda değil mi? Evet, evet. Bu çocuk her sene, her yaş grubunda problemli bir çocuk muydu? Bilmiyorum. Herhalde değildi. Buralara kadar geldi. Cemal abi, Karacabey'de mi oynamıştı Sedat? Yanlış hatırlamıyorsak. Bir sene gitti. Diyarbakır'a gitti galiba. Doğuda mı oynadı? Ha, tamam. Diyarbakır'a gitmiş olabilir değil mi? Diyarbakır'da galiba. İsmail oynadı galiba Karacabey'de. Çok çalışır. Evet, tamam. Çok çalışır. Şimdi oynadı. Burada bak, çok sakin bunu düşünmek lazım. Çocuklar hata yaparlar. Birkaç defa çıkış yaptı, kapıdan oynadı. Havaya girdi denir ya bunda. Yani birdenbire ayakları yerden kesildi. Kendini az sandı. Bakın, Bursaspor altyapısında kalacaksın. Ama takıma konmadığın için küseceksin, beyanat yapacaksın. Bu o kadar acemice ve cahilce bir şey ki, bu kelimeyi kullanayım. Neden biliyor musunuz? 10 sene orada kalmayıp, Keskeles'ten gelseydin bir yerden, kasaba takımından, Yıldız oradan çıkmış, gelip bu tavrı gösterseydin, ben kasabada takımında hep direkt oynuyordum, Bursaspor oynarım deseydin, anlardık belki seni. Ama sen 10 yıl Bursaspor'daydın. Profesyonel hayatla 10 yıldır orada iç içesin. Senin tel örgüler ayırıyor sadece seni.
bunu ben önce yine kulübe keserim. Çünkü bu tip yanlış yapabilecek eğilimleri varsa 10 yıllık eğitim içerisinde Sedat'ın zaten eğitilmiş olması lazım. Evet. Ha, ama bence o söylediği söz kadar yanlış bir çocuk değil Sedat. Değil. Ya bunu yapmış. Uca çıkmış diyelim. Bunu böyle kabaca yapmış. Maçtan hemen sonra girmiş otobüse basmış. Hatta 2-0'lık bir galibiyette Altınordu maçı sonrasıydı. Sonuçta bakın bunlar hep olacak. Siz melek mi bekliyorsunuz? Bu çocukların içinde bizim görmediğimiz hataları yapmayanlar yok mu? Var. Ama onlar toparlanıyor. Abisi, kaptanı, yardımcı antrenör, üçüncü antrenör, bir takım insanlar geliyor falan toparlıyorlar. Sedat da böyledir. Sedat da bir tık ileri gitmiş. Ben Sedat'ın, bak ilk günden beri söylüyorum burada, kazanılmasından yanayım. 10 yıl birden bizden geçmiş, o çocuğa da ihtiyaç var. Kesici olarak düşünmüyorum ben, orada değil. Dolayısıyla orta sahada bunlar, bak 10 yıl emek vermiş Bursaspor, tam sıçrama aşamasında Sedat'ı kenara koydum. Bakın ben antrenörlük dönemimde bunları hep yaşadım. Daha gencecik çocuklar bile ilk 11'e girmeyince kapris yaparlar, bazıları soyunmaz gibi. Bunları ben yaşadım. En büyük benim genç antrenörümde de sorunlardan biri buydu. Çok üzülürdüm böyle şeylere. Sonra neler yapmadım. Yani sonra benim takımlarım bunlara hiç olmadı. Beni tanıdılar, olmadı. Dolayısıyla bu kadar sene sonra Sedat'ı görüyorum, ben üzülüyorum şimdi. Çok şey buluyorum, o kelimeyi de mikrofona vurma sayın. O kelimeyi de onun için kullandım. Çok acemice bir şey bu. Dolayısıyla bunu kazanamıyorsak, Mustafa Yar'ın çok sert bulduğum için söylüyorum. Evet. Yanlış. Yönetimin zaten bu işlerle alakası yok. Evet. Bunu teknik ama adamlar... Ama hani Adil abi orada, Adil Cekçiler. Bak, teknik hani adamlar... Bir ara yani girse kotarır. Devreye daha iyi olur. Teknik adamlar Adil de değil. Teknik adam bunu hisseder ve kotarır. Mustafa yıllarca altyapıdaydı. Bu tip hataları hep görmüştür arkadaşlarından, kendinden, futbolcunun da görmüştür. Bunlar olur. Bakın bunlar da kırılma anlarıdır. İlk çıkış yaptığı an, bak burada deprem olur. Daha sonra Sedat bu hatayı yapmayacak, bir iki sene sonra bir daha yapmayacak. O yola girecek. O düzeni anlayacak. Peki. Kastettiğim bu. Anladım. Sedat'a yazık etmeyin. Serdar'ı tamam belli bir şeyin doldurmuş zaten. Kopmalar da olmuş. Evet, kopmalar da olmuş. Kopmalar da olmuş. Onu tartışmıyor ama Sedat kazanması gereken bir çocuktur. Lig başlıyor. Cumartesi günü zorlu bir randevu. Adana Spor mücadelesi. Senin kent yok. Adana Spor geçtiğimiz sezonki Adana Spor değil. Tabii daha bunun bilincindeyiz zaten biz de. Hem bizim teknik heyet de bilincinde tabii ki. Taraftarlar da bilincinde. Çok zor bir maç olacak Bursa'da. Bunu belirtelim. Hani kimse çantada keklik görmesin Adana Spor mücadelesini. Çünkü onlara da baktığımızda çok 8 maçta 12 puanla bulunuyorlar. Bizim üzerimizde. Bizim bu. Üzerimizde bizim bir maç bile fazlamız var. Çok iyi maçlar da çıkardılar. Bunu da belirtelim. Nasıl değerlendiriyorsunuz Adana Spor mücadelesini? Bursa Spor nasıl bir oyun anlayışıyla sahada olmalı? Sürekli taktik anlamda gençlerden kurulu ve sürekli basan bir futbol oynuyoruz. İleride topu oynamaya çalışan bir takımız ama tecrübeli ayakları var Adana Spor'un. Bunu da belirtelim. Yabancıları özellikle çok iyi. Yani transfer tahtasını açtırdıkları için iyi oyuncular da aldılar. Geçen sene düşme potosunda oldukları için şimdiden sezona başlarken iyi tedbirler aldılar. İyi bir kadro da kurdular. Ama Bursaspor açısından kazanılması gereken bir maç. Evet, genç takımız. Epey bir arada oynuyor bu çocuklar. Oynadıkça oyunları da gelişiyor. İşte eksiklerimiz Emirhan'la Özer de takıma katılırsa sanıyorum çok daha iyi duruma gelebiliriz. Önemli olan artık yani bir iki haftadır takım bir kazandı, bir berabere kaldı. Yeniden kazanarak bir iyimesini, puan toplama iyimeyi devam ettirmesini temenni ediyoruz. En büyük arzumuz o zaten. Genç takım olduğumuz için mücadele şeyimiz daha bir yüksek oluyor. Ama maçın hakemi çok önemli. Evet, genç oyunculara çok tekme atıyorlar. Göz yumuyorlar. Gençler ufak bir tepki gösterdiğinde hakemler hemen kartlarına başvuruyorlar. Bu nedenle de hakem önemli. Hakem, maçın hakemi çok önemli. Sayın'dan çok kısa olmak kaydıyla Adana Spor mücadelesini değerlendirelim. Şimdi takımımızın genç olmasına rağmen Ali'nin burada payı var ama son bir dakikamız. Evet, bunu çok, en çok gol atan takımımız, en çok gol yiyen takımımız. Tarihi bir çelişki bu. Evet, bakın, en çok gol atansın, en çok gol yiyensin.
sırıtıyor bu. Yani şeye bakarsak 3'er galibiyet almıştık Adana Spor'la. Bir maç eksiği ama 10-13 beraberdi bizim 2. Bizim 4 tane mağlubiyetimiz var. Yani 2 mağlubiyetimiz onlardan fazla. Bunun kritik mağlubiyetlerimizi de düşünürsek bunun da hani gerçekten mağlubiyeti hak etmediğimiz haller de olabilir. O nedenle ben maçın kafa kafaya gibi düşünüyorum. Yani bize çok büyük bir üstünlüğü yok ama bizim zaaflarımız, onların üstünlükleri var. Onların forvetinde santforları öne çıktı. Evet. Golcü bir santforlar var. Yani tek tek nokta atışı yapmışlar. Yani geçen seneki o takımı biraz toparlamışlar. Evet. Zor maç olacak. Yani yenebileceğimizi düşünüyorum ben. Yenebiliriz diye düşünüyorum. Peki. Sayın Ekentok, süre bitti. Yönetmenim de söylüyor ama hani Bursaspor Fruity Extra'da olan sıkıntılı süreci de çok küçük bir bilgilendirme yaparsanız sizinle kapatalım. Tabii Fruity Extra Bursaspor'da Covid'li ve sakat oyuncular çok. Bugün oynaması gereken basketbol maçı da Covid nedeniyle iptal oldu. Ligde 101-71 kaybetti. Tofaş Ogeme Ormanı yendi. Voleybolda Büyükşehir yine 3-1 yenildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi kadın basketbol takımı Emlak Konut'a final maçında yenildi. Federasyon Kupası'nı ikinci olarak kupayla tamamladı. Lige öyle başlayacak. Artık bundan sonra da işte final sahasında yenildi. Başka Budo Gemlik'te de Covid'ler çok çıktı. Olduğu için. Geçmiş olsun dileyelim onlara da. Dileklerimizi sunalım. Ve bu arada da tabii bir sürü erteleme maçları araya da girecek. Takımlar daha bir sıkıntılı döneme girecek. Evet, bir kez daha geçmiş olsun Fruity Extra Bursaspor'a ve diğer temsilcilerimize Covid'le alakalı olarak süreçleri en kısa zamanda atlatıp maçlarını oynarlar diyelim. Teşekkür ederim geldiğiniz konuk olduğunuz için. Programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak üzere. Mutlu akşamlar diliyorum. Esen kalın. Mesafeli satışlarda 14 günlük cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Satıcı sorunu çözmezse tüketici hakem heyetine başvurabilirsiniz. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.